Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 345 yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası'nın ikinci ünitesi olan atom ve periyodik sistemin birinci testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda verilen görüşler hangi atom modeline aittir demiş. Birinci öncüle baktığımızda elementler atom adı verilen son derece küçük, içi dolu parçalanamayan kürelerden oluşur demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz atom parçalanamaz. Görüşü kime aitti? Dalton'a aitti. Bakın ikinci bilgiyi de isterseniz okuyalım. Bir elementin tüm atomları birbiriyle tamamen aynı. Farklı elementin atomları ise birbirinden farklıdır. Evet Dalton ne diyordu? Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır. Farklı elementler birbirinden farklıdır. Şeklinde yorum yapıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar Dalton atom modeline aittir diyoruz. Cevabımız aşık olur. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Thomson atom modeline ait değildir demiş. A şıkkına baktığımızda atomlar yaklaşık çapı 10 üzeri eksi 10 metre olan içi dolu nötr kürelerdir. Evet Thomson ne diyordu arkadaşlar? Atomda yaklaşık çap 10 üzeri eksi 10 metre olan içi dolu nötr kürelerdir demiş. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda atomun çekirdek dışında kalan çok büyük bir kısmı boşluktur. Arkadaşlar atomda büyük boşlukların olduğu ilk kez Rutherford tarafından açıklanmıştı. Yani Thompson'da böyle e, bir şey yok. Yani çekirdek kavramı yoktu zaten. C şıkkına baktığınızda artı yüklü protonlar, eksi yüklü elektronlar küre içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Evet artı ile eksi biliyorsunuz bir küre içerisinde homojen olarak dağılmıştır diyordu. Doğrudur. Atomda pozitif yüklerle eşit sayıda negatif yük bulunur. Evet, pozitif yüklerle negatif yükler eşit sayıda olduğunu söylemişti. E şıkkına baktığımızda elektronların kütlesi atom kütlesinin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Evet arkadaşlar biliyorsunuz elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında çok çok küçük diyordu. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıda verilen bilim insanlarının önerdiği atom modelin eşleştirilmesi hangisine doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyorduk. Thomson atomu üzümlü köke benzetiyordu. Artı ve eksi yükler eşit dağılmış diyordu. Dolayısıyla 1 A'ya gidecek. 2'ye baktığınızda Rutherford da ne yapıyordu. İlk kez çekirdek kavramından bahsediyordu. Ve proton ve elektronlardan yine bahsediyordu. Doğrudur. Yani 2 de B'ye gidecek. 3'e baktığınızda ise bu ilk kez yörünge kavramından bahseden bilim insanıydı. 3 C'ye gidecek cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda Thomson üzümlü kek diye anılan atom modelinde kekteki üzümleri neye benzetiyordu? İşte kekteki üzümleri elektronlara benzetiyordu. Kekin hamur kısmını da protonlara benzetiyordu. Cevabımız C şıkkı olur. 5. sorumuza baktığımızda Rutherford'un alfa ışınları ile yaptığı deneyden yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkarılamaz demiş. Birinci öncele baktığımızda atomdaki pozitif yüklerin tamamı çekirdek adı verilen yoğun ve çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Evet zaten Rutherford alfa saçılma deneyleri ne yapıyordu? Atomdaki pozitif yüklerin tamamını çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplandığını söylüyordu. Doğrudur. 2'ye baktığımda pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısını eşittir diyordu. Hatta atomda pozitif yüklerden başka başka yüklerin de olduğunu söylüyordu. E, nötrondan bahsetmiyordu belki ama başka bir yükler de var diyordu. Hatta ondan sonra Çetvik'te nötronu keşfediyordu. Doğrudur. 3'e baktığınızda nötr bir atomda proton sayısı nötron sayısına eşittir. Hayır arkadaşlar böyle bir şeyden zaten bahsetmiyordu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Altın sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden kaç tanesi bor atom modeline aittir demiş. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belirli uzaktaki dairesel yörüngelerde hareket eder. Zaten ilk defa yörünge kavramına bahseden bilim insana bordu. Doğrudur. İkiye baktığımızda bir atomdaki elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister. Evet atom daima düşük enerjili olmak ister diyorduk. Doğrudur. Üçe baktığımızda elektronların çekirdek etrafında bulunmaları elektron bulut modeliyle açıklanır. Bakın eee Bor ilk defa yörünge kavramından bahsediyordu. Dolayısıyla çekirdek etrafında yörüngelerle bunu açıklamıştı. Elektron bulut modeli ilk kez modern atom teorisinde ortaya atılmıştı. O yüzden yanlış olmuş. Dörde baktığımızda çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin ve elektron enerjisi artar. Şurayı çekirdek düşünün. Çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar hem katman sayısı hem de periyot artar diyorduk. Yani yörüngelerin tek tek enerjileri artar diyorduk. Doğrudur. 5. öncüle baktığımızda her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır. Ve elektron bulunduğu yörüngenin enerjisini alır diyorduk. Evet birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi, üçüncü enerji düzeyi şeklinde devam ediyorduk. Doğrudur. Kaç tanesi ait olduğu dediği için 3 hariç hepsi ait olur. Cevabımız değişik olur. 7. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına baktığımda beyaz bir ışık bir prizmadan geçirildiğinde sürekli bir spektrum elde edilir. Evet arkadaşlar beyaz ışığı prizmaya tutarsanız ve geçirdiğinizde sürekli keseksiz bir spektrum elde edersiniz. Doğrudur. B şıkkına baktığımda bir madde hangi dalga boyunda ışığı yayarsa aynı dalga boyunda ışığı da absorbe eder. Evet hangi dalga boyunda ışık yayılırsa yani yayınım olursa o dalga boyunda da ışığı absorblama olacaktır. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda her elementin çizgi spektrumu birbirinin aynısıdır. Hayır arkadaşlar çizgi spektrumu elementler için bir karakteristik özelliktir. Her elementinde birbirinin aynısı olma şansı zaten yoktur. Her birinin farklıdır. Yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda bütün frekansları içeren elektromanyetik ışınlar dizisine elektromanyetik dalga spektrumu denir. Evet. Tek tek ışınlar işte radyo dalgaları var. Kızıl ötesi ışınlar var. Her birinkine biz elektromanyetik dalga spektrumu diyoruz. Doğrudur. E şıkkına baktığınızda gaz haldeki bir elemente gerilim uygulanırsa o element ışık yer. Evet gerilim yani voltmetre uygularsanız ne olacaktır? O elementte ışık yayacaktır. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Sekizinci sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden hangileri bor atom modeli eksiklikleri arasındadır demiş aş birinci öncüle baktığımızda elektronun dalga taancık karakterini hesaba katmaması. Evet bu büyük bir eksikliğiydi. O dönemde tabii ki yörüngelerden bahsediyordu, enerjiden bahsediyordu ama dalga taancık karakterine hesaba katmamıştı. Bu bir eksikliğiydi. Daha sonra modern atom teorisinde e, bunlar tek tek açıklanmıştı. 2'ye baktığımızda tek elektronlu taneciklerin yani spektrumlarını spektrumlarını açıklayabilirken birden fazla elektronlu taneciklerin spektrumlarına açıklayamaması demiş. Evet arkadaşlar bor biliyorsunuz tek elektronlu tanecikleri açıklayabilmiş. Çok elektronlu tanecikleri açıklamada yetersiz kalmıştı. Bu da bir eksik yanıydı. Üçe baktığında bir elektronun tek boyutlu sabit bir yörüngede bulunduğunu kabul etmesi. Evet o dönemde yörüngeden ilk defa bahsetse de tek boyutlu sabit bir yörüngeyi kabul etmesi. Yine eksik yanlarından birisidir. Bu da doğrudur. Cevabımız eşit olur. 9. sorumuza baktığımızda modern atom modeliyle ilgili yukarıdaki boşluklar doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır demiş. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yörünge üzerindeki biliyorsunuz ne diyordu? Hızı ve konumu aynı anda tespit edilemez diyordu. Böylece biz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi zaten ortaya çıkıyordu. İkinci önce baktığımızda elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere de modern atom teorisinde orbital kavramı geliyordu. Elektronların çekirdek etrafında bulunmaları da o dönemde elektron bulutu modeliyle açıklanıyordu. Dolayısıyla yörünge dışta kalıyor. Cevabımız C şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.